Viyop'a hoş geldiniz. Evet, bu haftanın özelinde risk iştahının bir miktar daha yükseldiğini takip ediyoruz. ABD'de yumuşayan enflasyon beklentileri ana başlıkları oluştururken bir tarafta ise Fed'den gelen faiz artışlarının miktarının biraz da hızının düşürülme sinyalleri. Tüm bu başlıklar içeride de yine yansıma yapıyor. Dolayısıyla dalgalı bir haftanın ardından pozitif bir haftayı başlattık gibi duruyor. 0.16'lık yukarı yönle birlikte 4.992 puandan geçen BIST 100 endeksi Viyop 30 tarafında ise yarım puana yakın artı söz konusu. Hemen araştırma masamıza gidiyoruz ve Bloomberg HT para piyasaları müdürümüz Ebru Usta bizlerle birlikte. Ebru, vadeli işlemlerde hangi başlıklar fiyatlanıyor? BIST 100 bugün %1'e yakın artışla 5000 puan üzerinde açılış yaptı. 5020 puanda şu anda da. Sasa hissesinde bir devre kesici görüyoruz. Cuma günü %5,85 yukarıda açmış, yukarı kapatmıştı. Bugün ise bir miktar düşüşle, %5'e yakın düşüşle devre kestiğini görüyoruz. Bankacılık endeksinde alımlar hızlandı. %4'ün üzerinde bir yükseliş var bankacılık endeksinde. Viyop tarafında ise yine artıda bir seyir görüyoruz. Akbank hissesinde %1,7, Arçelik'te %0,27, Aselsan tarafında %0,3, Ereğli tarafında %1'e yakın. Ford Otoda yatay bir seyir görüyoruz vadeliler tarafında. Garanti Bankası'nda yine %1'e yakın. Halk Bankası'nda yine %1'e yakın bankalar tarafında. Hexaş'ta yine %1'e yakın artışlar görüyoruz. İş Bankası'nda %0,9. Koza A tarafında %0,7 artış. Kozal tarafında ise %1'e yakın eksi görüyoruz. Pegasus hissesinde %1'in üzerinde, Şişe'de %0,65, TAV Havalimanları'nda %0,7, Turkcell'de %1 artı, Türk Telekom'da %0,6 artı, Vestel tarafında hafif alıcılı bir seyir görüyoruz. Yapı Kredi Bankası'nda ise %1'in üzerinde artışlar Viyop tarafında takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ebru Usta aktardıkların için diyoruz ve Viyop bülteni noktalıyoruz ama birazdan yatırım kulübüyle karşınızdayım. Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'ye dönüyoruz. Girişimcilerimize uygun imkanlar sunuyor ve gelir vergisi istisnası tanıyoruz. Uyguladığımız bu ve benzeri politikalar ile genç işsizlik oranı Kasım ayı itibariyle 2016 yılı Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir. Türkiye ekonomi modeliyle Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde birçok makroekonomik göstergede rekorlar kıran ülkemizin brüt dış borç stoku 440 milyar dolar seviyesinde yatay seyretmiştir. Gayri safi yurt içi hasılaya göre oransal olarak brüt dış borç stokumuz gerilemeye devam ediyor. 2022 yılı 3. çeyrek itibariyle 2021 yılına göre söz konusu oran yaklaşık 2,2 puan azalmıştır. 2022 yılında toplam borçluluğumuzu da azalttık. Böylece diğer ekonomilerle aramızdaki makas ülkemizde yine daha da açılmıştır. Biz 2021 yılında toplam borçluluğumuzu 2021'e göre gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak %23 puan azaltırken gelişmekte olan ekonomilerde bu oran artış kaydetmiştir. Hane halk, reel sektör, kamu ve finansal sektörün borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranında da birçok ülkeye göre oldukça sağlam durumdayız. Değerli basın mensupları, televizyonun karşısında bizi izleyen değerli kıymetli vatandaşlarımız. 2022 yılı son yüzyılın en zor yıllarından birisiydi. Ve sizlere bu rakamları paylaşmaktan Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde atmış olduğumuz başarılardan bahsetmekle devam edeceğim. Şimdi de kamu maliyesinin en önemli göstergesi olan bütçe gerçekleşmelerini sizlerle paylaşacağım.
Peşinen ifade edeyim. 2022 yılı bütçe sonuçları yüzümüzü güldürüyor. Geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Makro göstergeler açısından son derece başarılı bir yıl olan 2022 senesinde toplam bütçe giderimiz 2 trilyon 941 milyar lira, bütçe gelirimiz ise 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti. Ve bunun sonucunda bütçe açığımız yılın tamamında sadece 139,1 milyar lira oldu. Ayrıca toplamda 171,8 milyar lira faiz dışı fazla verdik. Dolayısıyla küresel ekonomide sert türbülanslar yaşanırken ülkemiz 4 yıllık aradan sonra 2022 yılında yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardı. Böylece bütçe öngörümüzden 139,3 milyar OVP hedefimizden ise 322,1 milyar lira daha düşük bir bütçe açığıyla seneyi kapatmış bulunuyoruz. Orta vadeli programda 131,4 milyar lira faiz dışı açık tahmininde bulunmuştuk. 2022 yılında sağladığımız yüksek bütçe performansıyla bu açığı telafi ettiğimiz gibi 171,8 milyar lira faiz dışı fazla vermeyi de başardık. Bu durum mutluluğumuzu ikiye katladı. Bildiğiniz üzere bütçe açığımız gayri safi yurt içi hasılanın %3,5 seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörmüştük. OVP'de ise bu oranı %3,4 olarak revize etmiştik. Bazı uluslararası kuruluşlar ise bizim tahminlerimizin çok çok üzerinde %5-6'ları bulan bir bütçe açığı beklemekteydiler. Her zaman olduğu gibi. OVP'de ilan ettiğimiz gayri safi yurt içi hasıla rakamı esas alındığında bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının %1 olarak gerçekleşeceğini görüyoruz. Ancak öyle ki gayri safi yurt içi hasıla gerçekleşmelerinin OVP beklentilerimizden daha yüksek seviyede olacağına ilişkin öncü göstergeler bütçe açığımızın da %1'in altında gerçekleşeceğini işaret ediyor. 2022 yılındaki tüm zorlu koşullara rağmen son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birisini yakaladık. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı 2022 yılı değerlendirmesi ve 2023 yılı hedefleri programında konuşmasını devam ettiriyor ve öne çıkan başlıkları da biz de ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Peki piyasaya dönüp bakalım. Hemen Gedik Yatırım'a gidiyoruz ve Onurcan Bal bizlerle birlikte. Onurcan, hoş geldin yayınımıza. 0.63 primlenme ile birlikte 5000 puanın üzerinde fiyatlayan BIST endeksi var. Dalgalı bir seyirle başladık haftaya. Dalga boyu arttı ve geçtiğimiz haftada keza aynı başlıkları konuşuyorduk. Ne dersin, bu haftadaki beklentileri neler oluşturuyor? Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Endeks yani burada haftaya da biraz daha oynak bir seyirle başladı. Yani açılışta %1'in üzerindeki fiyatmaları gördük. Devam eden süreçte buradaki kazançların geri alındığını ve şu an içinde 0.75 civarında bir kazançlı işlem gören bir endeks görüyoruz. Yani özellikle Ocak ayında sert düzeltmelerin yaşandığı bir fiyatlama gördük. Hani geçtiğimiz son 2 haftalık süreçte, özellikle geçen hafta. Hani burada ciddi manada oynaklığın da arttığı, volatilitenin yüksek seyrettiği bir hafta, bir süreç yaşıyoruz. Ve hani bu geçen haftalarda artan yüksek oynaklığın bir miktar daha devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Yani geçen haftalardaki sert hareketlerin biraz daha artçılarını da bu hafta içinde de görmeyi bekliyoruz. Yani bu haftada da biraz daha oynaklığın devam ettiği bir fiyatlama beklediğimizi söyleyebilirim endeks cephesinde. Özellikle hani Ocak ayında yaşanan bu sert düzeltmenin ardından burada baktığımız zaman 4600-4690
seviyeleri biraz daha endeksi dip seviyeleri oldu. Buradan bir tepkinin gelmeye çalıştığını görüyoruz. Hani endekste de bu haftaya devam eden oynaklıkla birlikte bu seviyeler tekrar test edecek ve destek olarak çalışacak olursa yani endekste bir dip oluşumunun teyidini daha güçlü bir şekilde almış olacağız. Özellikle hani bu seviyeye doğru geri çekimler bu seviyelerden 4600-4690 bandında bölgesindeki tutunmalarda özellikle bilanço beklentisi olumlu olan ve temel görünümü sağlam olan şirketler için hani burada bu seviyelerin bir alım fırsatı oluşturabileceğini değerlendiriyoruz. Ama dediğim gibi yani bu haftada da yani düşüşlerin, yükselişlerin yaşandığı oynaklığın yüksek seyrettiği bir hafta geçirmeye beklediğimizi söyleyebilirim. Özellikle 5078 seviyesi kritik. Cuma günü de bu seviye direnç olarak çalışmıştı. Hani Fibonacci seviyelerinin 123.6'lık kısmına denk geliyor. Yani bu seviye üzerine bir tutunma sağlayabilirsek hani toparlanma çabasının bir miktar daha devamını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama bu seviyeyi geçemez de tekrar 5000 puan altına sert çok olursak hani o durumda da 4800-4700 bu bölgeler destek olarak karşımızda kalmaya devam edecek. Hani endekste bu volatilitenin devamını beklemek mümkün. Dediğim gibi yani 4700'lere doğru geri çekilmelerin bir miktar daha bu bilanço sezonu çünkü ilerleyen süreçte başlıyor olacak. Şubat ayında bilançoları göreceğiz. Hani bu dönemde endekste yeniden bir yükseliş trendi yaşanabileceğini bekliyoruz. Hani burada orta vadeli beklentilerimize, görüşlerimize bir bozulma yok. Kısa vadeli bir sert düzeltmeler gördük ama endeks ile ilgili genel olarak korunmasını bekliyoruz. O nedenle düşüşlerinde bilanço beklentileri dikkate alınarak değerlendirebileceği kanısındayım ben. Ama dediğim gibi yani özellikle oynatma yüksek seyredeceği süreçte özellikle kaldıraçlı işlemlerden, kredi işlemlerden biraz daha imtina etmek yani bu tarafta daha temkinli davranmakta fayda olduğu kanısındayım açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz Onurcan Bal aktardıkların için ve Gedik Yatırım ailesine ise iyi seanslar diliyorum. Buradan ise Thrive Yatırım'a gidiyorum ve araştırma müdürü Emre Çayırlı bizlerle birlikte. Emre Çayırlı hoş geldin yayınımıza. Evet Onurcan Bal'ın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Ocak ayına dalgalı bir seyirle başlamıştık. Sert düzeltmeleri yaşadık ve dalga boyu yüksek olduğu noktada alım tarafında da kuvvetli gelmişti. Dolayısıyla bugün ise haftaya pozitif başladık. Dolayısıyla bu haftadan beklenti ne oluşturuyor? Ne dersin? Aynı dalga boyunu beklemeli miyiz? Tabii bu hafta içerisinde hem küresel çapta yaşanacak gelişmeler önemli olacak. Davos zirvesi başladı. Yurt dışından gelecek mesajlar önemli bir yer teşkil edecek. Avrupa Birliği Merkez Bankası FED'e dair beklentiler nasıl şekilleniyor? 2023'te ekonomik büyümeler ne yönde bir yapı içerisinde olacağına ilişkin açıklamalarda yine aynı şekilde etki yaratabilir. Diğer taraftan iç piyasaya baktığımız zaman Merkez Bankası'nın kararı yine bu hafta içerisinde ist üzerinde etki yaratabilecek bir potansiyeli barındırıyor. Ama genel itibariyle geçtiğimiz süreçteki satışlar sonrasında geçtiğimiz haftanın son günlerinde biraz toparlanma vardı. Bu hafta içerisinde BIST 100 için bence 5050 puan seviyesi önemli bir bölge. Eğer bu bölgenin üzerine geçmeye başarırsa biraz daha yukarı yönlü harekette ön planda kalacak gibi gözüküyor. Ama tabii ki son 3 ayda olduğu gibi, yılın son 3 ayında olduğu gibi çok hızlı bir şekilde rally yaşanmıştı. Kısmi... Evet. Emre Çayırlı ile birlikte bağlantımız tekrar yenilenecektir ama onun öncesinde bu hafta nelere odaklanıyor olacağız? ABD kazanç raporları ve perakende satış rakamlarını piyasaların odağında olacakken Japonya Merkez Bankası'ndan önemli başlıklar olacak. Aralık ayında politika değişikliği ile piyasaları yanlış yönlendirmesinin ardından bu haftanın ilgi odağında olacağını bir kez daha hatırlatmış olalım ve Çin'den gelecek olan bir dizi ekonomik veri paketi olacak ve muhtemelen yine olumsuz olacak bu veri. En önemli şey var ki o da Davos'ta gerçekleşecek olan Dünya Ekonomik Forumu'nun toplantısı, kış toplantısı olacak ve 16-20 Ocak tarihleri arasında olacak. Bugün de başlıyor olacak. Evet önemli bir habere geçiyoruz. Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva küresel ekonomik büyümenin bu yılın sonuna doğru toparlayabileceğini öngördü. İzliyoruz. Küresel büyümedeki son düşüşlerin sona ermek üzere olabileceğini belirten IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ekonomik büyümenin gelecek yıl hızlanabileceği konusundaki iyimserliğini dile getirdi. Georgieva, dünya ekonomisi üzerindeki fırtına bulutlarının yakında dağılabileceğine işaret ederek, dipten çıktığımızı düşünüyoruz, dedi. IMF'nin 2023 için %2.7'lik büyüme tahminini düşürmesinin beklenmediğini belirten Georgieva,
2023'ün sonuna doğru umarız 2024'te daha yüksek bir büyüme yoluna doğru trendin tersine döndüğünü göreceğiz ifadesini kullandı. Georgieva yine de zor bir yıl olacağına ve küresel ekonominin kırılgan olmaya devam ettiğine işaret ederek enflasyonun inatçı şekilde yüksek kalmaya devam ettiğini ve hayat pahalılığı krizinin bitmediğini aktardı. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sonucunu tahmin etmenin özellikle zor olduğunu ve iş gücü piyasalarının artan faiz oranları karşısında ne kadar dirençli kalmaya devam edebileceğinin de belirsizliğini koruduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin bu yıl resesyondan kaçınabileceğine dair artan kanıtlar olduğunu ifade eden Georgieva, bir resesyon meydana gelse dahi bunun muhtemelen hafif olacağını ifade etti. IMF Başkanı Georgieva, Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücü piyasalarının dirençli olduğunu ve enflasyonla mücadele için faiz oranlarındaki artışlara rağmen tüketici talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti. Evet Emre Çayırlı'ya bir kez daha dönüyoruz. Emre Çayırlı, şimdi aslında bu haftadan beklentileri konuşuyorduk ama önemli gelişmeler de var. Borsa İstanbul tarafındaki acaba alternatif getiri arayışı olarak TL mevduatları işin içerisine sokabilir miyiz? Portföylerde ne kadar bir adım daha uygulanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi kapsamında atmış olduğu adımları da takip ediyoruz. Dolayısıyla TL mevduat adımı zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitmesi 3 aydan uzun vadeli aslında. Taraftaki yapmış olduğu adımlar. Dolayısıyla ne dersin, Borsa İstanbul'daki performans ne kadarlık bir performans kaldı? TL mevduatı portföylerde ne kadar tutmalı insana? Mevduat tarafında biraz daha aslında yatırımcılar borsayı tercih ediyor gibi gözüküyor son dönemde ama Merkez Bankası'nın almış olduğu karar sonrasında özellikle bankalar tarafında biraz daha aslında karlılığı arttırabilecek, biraz daha canlandırabilecek bir durum ortaya gelmiş durumda. Zaten Borsa İstanbul'a baktığımız zaman bu sabah itibariyle öncelikle bankacılık endeksi %3'ün üzerinde değer kazanmış bir açılış yaptı. Bundan sonraki süreçte belki biraz daha bunun pozitif etkilerinin yine devam ettiğini görebiliriz. Zaten son dönem içerisinde bankacılık endeksine çok ciddi bir şekilde geri çekilme yaşandığını görmüştük. Bugün özellikle Merkez Bankası'nın kararı sonrasında da bankacılık hisselerinde yukarı yönlü hareketle beraber Borsa İstanbul'da da pozitif bir tablo devam ediyor. Haftanın devamında yine aynı şekilde Merkez Bankası'ndan gelecek açıklama, para politikasına dair değerlendirmeler ve alınabilecek diğer tedbirlerle beraber biraz daha BIST üzerinde de olumlu seyrin devam ettiğini görme imkanımız var ama tabii sert bir kırılma yaşandı ve devamında da Borsa İstanbul'da 5700 bölgesinden başlayan satışların 4700'ün de aşağısına geçtiğini gördük. O yüzden yavaş yavaş bir toparlanma var. Bundan sonraki sürece ilişkin özellikle hem bilanço tarafındaki rakamları görmek gerekecek Şubat ayına doğru. Orada beklentilere baktığımız zaman 2023'ün son çeyreğinde özellikle hem perakende tarafında hem gıda tarafında hem tekstil tarafında ihracatı güçlü olan şirketler tarafında da yine olumlu bir beklenti olduğu gözüküyor. O yüzden yaşadığımız bu kar realizasyonu diyebileceğimiz satış hareketi devamında Merkez Bankası'nda almış olduğu kararlarla beraber biraz daha Borsa İstanbul içinde özellikle bankacılık endeksi tarafında pozitif bir seyrin devam ettiği gözüküyor. Eğer bunu tersine çevirecek bir açıklama, bir haber akışı gelmezse BIST 100 tarafında da yine bankacılık endeksi öncülüğünde yukarı yönlü hareket ön planda kalmaya devam edebilir diye tahmin ediyorum ben. Evet, şimdi en çok yükselenler arasına bakacak olursak ilk sırada Girişim Elektrik ve ikinci sırada ise Zorlu Enerji, Albaraka Türk devam ediyor ve Türkiye Halk Bankası. Dolayısıyla tabii ki de bu haberlerin içerisinde örneğin Zorlu Enerji Solutions'a kuvvetli ortak haberiyle birlikte yükselişler bir miktar daha hakim ama bankalar tarafında senin de vurguladığın gibi %2,92'lik primlenme söz konusu. Sektörel bir ayrışmaya hazır olmalı mıyız? Bunu sormak istiyorum. Sektör ya da hisse bazlı mı hareket etmeliyiz? Ne dersin? Biraz daha sektörel hareket etmek sanki bu dönem içerisinde daha cazip gibi gözüküyor. Çünkü hisse bazlı hareketlere baktığımız zaman sert hareketler yaşanabiliyor. Sabah saatlerinde yine aynı şekilde bazı daha önce olarak devam eden Sasa gibi hisselerde biraz daha satış baskısı ön plandaydı ama bu saatlerde tekrar orada toparlama içerisinde geçti gözüküyor. O yüzden sektör bazlı hareketler biraz daha en azından sert yükseliş ve düşüşleri engellemiş olduğu için sektörel alanda daha alternatifleri çoğaltmak da gerekebilir. Ama şu an için en azından bu hafta üzerine baktığımız zaman bankacılık tarafındaki hareketler hem teknik anlamda da direnç bölgenin üzerine geçilmiş olması önemli. Hem de yine bankacılık tarafında hisse bazlı bakılacak olursa orada düşüş trendlerinin üzerinde fiyatlar oluşmaya başladı. Yavaş yavaş holdingler tarafında da yine aynı şekilde
Borsa İstanbul'da son bir hafta 10 gündür yaşanan satış baskısıyla beraber oluşan düşüş trendinin üzerine geçildiği gözüküyor. O yüzden holding tarafında da yukarı yönlü hareketler biraz daha ön planda kalmaya devam edebilir. Ama bence biraz daha sanki Şubat ayı içerisine doğru geçmeye başladığımız zaman bilançolarda özellikle Euro-Dolar paritesindeki hızlı yükselişle bağlı olarak Avrupa Birliği tarafına ihracatı kuvvetli olan şirketlerin etkisini daha net görmeye başlayacağız. O yüzden hani bir müddet daha en azından şirket bazlı hareketlere ulaşılması için, toparlanma için zaman var gibi gözükse de en azından bu hafta içerisinde küresel çapta yaşanacak gelişmelere de bağlı olarak bir tabloyu görmek gerekiyor. Çünkü genel itibariyle hem faiz oranlarındaki beklentilerin küresel çapta FED'e dair gevşiyor olması hem de diğer taraftan resesyon ihtimali Avrupa Birliği tarafında biraz daha azalıyor olması geçtiğimiz hafta açıklanan verilerle beraber iç piyasa içinde ilerleyen süre içerisinde biraz daha pozitif bir hava akışına dönüşecek gibi düşünüyorum. O yüzden eğer Avrupa Birliği tarafında da çok önemli bir resesyon ihtimali gündeme gelmezse ihracat tarafındaki şirketlerin biraz daha ağırlıklı bir fiyatlama içerisine geçtiğini görme ihtimalimiz var. Peki Şubat ayında bilanço sezonu başlıyor içeride. Evet, ABD kazanç raporlarını takip ediyoruz. Nitekim buradaki beklentiler bir miktar daha gerçekleşiyor ama içeriye dair beklentiler de fiyatlanmaya devam edebilir mi? Dördüncü çeyrek tarafındaki beklentilerinizi neler oluşturuyor? Dördüncü çeyrek tarafında biraz daha beyaz eşya tarafında getirilerin, karların yükselmeye başladığını görebiliriz. Bu noktada bu önemli. Enerji sektörü tabii ki önemli. Enerji sektörüne de son dönemde ciddi fiyat gerilemeleri meydana gelmiş durumda ve 2023 yılı içerisinde de yine 2022'de olduğu gibi enerji sektörü tarafında da toparlanmanın sürdüğünü görme imkanımız olacak diye tahmin ediyorum. Geleceğin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla beraber hem yeni halka arzlarla ilerleyen süreç içerisinde enerji sektörü de BIST içerisinde önemli bir paya sahip olacaktır. Öte yandan otomotiv sektörü tarafında da yine beklentiler gayet pozitif devam ediyor. Savunma sanayi tarafında da yine geçtiğimiz hafta içerisinde açıklanan yeni sözleşmelerin imzalanmasına yönelik haberlerle beraber de Aselsan gibi şirketlerde hafif toparlanmaların başladığını gözlemledik. O yüzden bilanço sezonuna geçtiğimiz zaman bu sektörlerde, bu şirketlerde biraz daha pozitif bir tablo olduğunu göreceğimizi tahmin ediyorum. Emre Çayırlı, çok teşekkür ediyorum ve Trav Yatırım ailesine de iyi seanslar diliyorum. Diyerek kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Evet, yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftanın en önemli başlıkları arasında bir kez daha hatırlatalım. ABD kazanç raporları ve perakende satış rakamları olacak. Japonya Merkez Bankası'nın son toplantısını takip ediyor olacağız. Özellikle Aralık ayında politika değişikliği ile ilgili de piyasaları yanlış yönlendirmesinin ardından ilgi odağında olacağını söyleyelim. Çin'den gelecek olan bir dizi ekonomik veri ve ardından önemli bir toplantı Davos'ta gerçekleşecek. Dünya Ekonomik Forumu toplantısı bugün itibariyle başlıyor. Kış toplantısında 16-20 Ocak arasında da gerçekleştiriyor olacak ve bu toplantının ana başlıklarından bir tanesi ise parçalanmış bir dünyada işbirliği teması ile birlikte Davos toplantısı bugün itibariyle başlıyor ve 20 Ocak kadar da sürüyor olacak. Bunun da ayrıntılarını takip ediyoruz. Evet, şimdi Davos'a dönüyoruz ve ayrıntıları alıyoruz. Evet, Didem Arslanoğlu bizlerle birlikte ve yanında Açıl Sezen var. Didem, selamlar İstanbul'dan Davos'a diyelim ve sözü size bırakalım. Pelin, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Davos 2023'te sizlerle birlikteyiz. Yanımda Açıl var, Açıl Sezen'le birlikte. Açıl, Covid ardından bu sene biraz daha belki katılımın yüksek olduğundan bahsedebilir miyiz? Onu konuşacağız ama önce bir ana temaya istersen değinelim.
Ana tema Davos'ta bu sefer parçalanmış bir dünyada işbirliği. Aslında bir önce ilkbahar Davos'unda, tarihte ilk defa ilkbaharda gerçekleştirilmiş olan Davos toplantısında da bunun benzeri, o zaman Rusya-Ukrayna savaşının yeni zamanlarıydı. Dolayısıyla çok farklı bir bakış açısı vardı. De globalizasyon, globalizasyonun tersine çevrilmesi, biraz daha farklı tedarik zincirlerine doğru evrilmesi hayatın en temel temaydı o zaman. Fakat tabii ara Davos olduğu tarih o mikron varyantı nedeniyle değiştiği için geçen seferki Davos'ta orada bayağı ciddi bir katılım eksikliği yaşanmıştı. Bu kez biraz daha fazla ama geleneksel Davos katılımcı profilinin hala altında olduğumuzu söyleyebiliriz. Az sayıda devlet başkanı var mesela. Bu sefer biraz daha şirket katılımının geçen Davos'a göre arttığını söyleyebiliriz. Özellikle Amerikalı şirketlerden çok sayıda hakikaten üst düzey profil var. Geçen sefer banka CEO'ları katılmamışlardı. Bu sefer hemen hemen bütün bankaların CEO'larının burada olduğunu söyleyebilirim. Bütün evet. büyük yatırım kuruluşlarının yine benzer şekilde yöneticileri burada olacak. Ama Rusya ve Çin tarafından, Rusya'dan zaten yok ama Çin tarafında da düşük profilli bir katılım var gibi duruyor bu sene. Evet, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri bu sene hissediliyor Davos. Bu arada Çin'den çok az katılım, Rusya'dan hiç yok ama Orta Doğulu katılımcıların da sayısının çok ciddi oranda arttığını görüyoruz. Evet, Orta Doğulu katılımcıların sayısının arttığını söyleyebiliriz. Genel anlamıyla bakıldığında bu sefer Davos'un profilinde belli miktarda yine katılımcıların profili değişse de ana temaya uyumlu bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Orta Doğulu katılımcıların sayısının artması da biraz bundan. Diyalog kanallarının genişletilmesi, özellikle enerji tarafında o diyaloğun Orta Doğu ülkeleriyle biraz daha sağlam şekilde kurgulanabilmesi için de anladığımız kadarıyla biraz hassas davranılmış. Katılımcı sayısının Orta Doğu'dan biraz daha yükselmesinin temel gerekçesi. Enerji politikalarındaki farklılaşma gibi görünüyor. Evet, Davos her zamanki gibi yine soğuk, buz gibi ama biz tabii çok koşturuyor olacağız. Dolayısıyla ısınırız diye umuyorum, değil mi? Yani muhtemelen ama hani normal bir Davos havasına göre baktığımızda nispeten daha yumuşak diyebiliriz ama -8, -9 derecelerdeyiz. Evet. O yüzden ister istemez bizim standardımıza göre üşütücü olduğunu söyleyebiliriz. Peki biz tekrar İstanbul'a, stüdyoya bırakalım sözü ama elbette gün boyunca röportajlar ve buradan yansımalarla tekrar birlikte olacağız. Yakından aktarıyor, takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum Didem Arslanoğlu ve Açıl Sezen, sizlere diyoruz. Evet, şimdi ise Asya piyasalarına dönüyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Bloomberg HT Dubai temsilcimiz Ersoy Kazancı bizlerle birlikte. Ersoy, sözü sana aktarıyorum. Pelin merhaba. Bugün Asya'da genelde artılar vardı. Japonya hariç diyeyim, Hong Kong'da artıdan eksiye geçti. Japonya'da çarşamba günü Merkez Bankası toplantısı olacak. Yatırımcılar bir sürprizle karşılaşmak istemiyor. Bir önceki Merkez Bankası toplantısında politika faizi değiştirmemişti ama tahvil bandını genişletmişti Japonya Merkez Bankası. O dönemden bu yana da Japonya bu gevşek para politikasından ne zaman çıkacak, nasıl çıkacak haberleri yapılmaya başladı. O yüzden de Japonya güçlü yen sebebiyle diğerlerine göre negatif anlamda ayrışıyor. Bakıyorum Çin artıyla kapattı. Tabii Çin'in açılma haberleri piyasalarda hala olumlu bir hava yaratıyor. Onun dışında bakıyorum tabii Covid vakaları sebebiyle ölüler artıyor Çin tarafında ama şu anda piyasaları çok fazla etkilemedi. Bir taraftan açılma haberleri, bir taraftan ölüm vakaları, genelde iyimser bir hava var. Amerika'nın artı kapatması da ve enflasyonun yavaşlaması Asya'ya yansıdı. Petrol ise geçen hafta yükselmişti, bu haftaya düşüşle başladı. 80 doların altında Amerikan türüde, Brent de 85 dolar üzerinde. Bu hafta OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık görünüm raporlarını alacağız Pelin. Evet, genel olarak son notlar Asya ve petrol tarafından böyle. Çok teşekkür ediyorum Ersoy Kazancı. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.
Evet, piyasalara dönük bakıyoruz. Borsa İstanbul tarafında yarım puanın üzerinde artı söz konusu. En çok yükselenler arasında TÜKAŞ Gıda, Girişim Elektrik ve Albaraka Türk Katılım Bankası, Zorlu Enerji, Türkiye Halk Bankası devam ederken bankalar tarafından gelen kuvvetli destek öne çıkıyor. %2,97'lik primlenme ile birlikte BIST endeksinde X-Bank tarafında pozitif bir görünüm söz konusu, an itibariyle %3'ün üzerine atmış bulunmakta. Sınai tarafında ise yatay bir görünüm söz konusu. En çok puan bazlı azalanlarda ise ODAŞ, Sasa ve Fenerbahçe Kimdex'de yine puan bazlı en çok düşenler arasında olduğunu söyleyerek dolar TL tarafında ise yatay bir görünüm an itibariyle geçmekte olduğunu söyleyelim. Ve yatırım kulübünü noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.